Gelsin iyi oyunlar, iyi hafta sonları, keyifli güzel bir hafta sonu geçirin inşallah. Beklenen zaman geldi, cuma detayları açıklanır diye bekledik. Discord hesabında da bunları paylaştılar. YouTuber'lar da videolarını paylaşmaya başladılar. Bize daha yeni geldiği için ben de şimdi çekmeye başladım resimleri alarak. Yeni bir tane ekinimiz var, yulaf. 119 level ve üstü olanlar ekebilecek. 7 dakikada oluyor. Süresi güzel en azından. 5 tane yeni ürünümüz var. Yani sürekli ürün geliyor, sürekli ürün geliyor ama yeri ağlı büyütemiyoruz biz. Neyse. Kakanat bar var ilk ürün. Fırında yapılıyor. 120 level, yani ürünlerin level'ları çok yüksek. 120 level ve üstü olan üretebilecek. 40 ile 34 dakika arasında, yani fırını sen yeni aldıysan, ki fırın herkeste 3 yıldızdır, 40 dakikada oluyor. Eğer 3 yıldızsa fırının 34 dakikada olacak. 284 altına satılacak. 34 XP'si var. Ne gerekiyor buna? Hindistan cevizi, 2 tane beyaz şeker. Neydi bunun ismi, aklıma gelmedi şimdi. 3 tane yulaf, bir tane de bundan işte. Ananas, babanas, evet. Kahvaltılık yoğurt diye bir şey var. 119 level'da 42 dakikada yapılıyor. 604 altını var. 72'de XP veriyor. Bunu neyle yapacağız? Yulaf, böğürtlen, bal ve sade yoğurtla yapacağız. Doğal olarak yoğurt makinesinde. Bu zengin bir sabunumuz oldu. Zenginler için bir sabun üretmişler. Eyde'yi oturup buna karar vermiş. Ama görüntüsü güzel. Bu işte yüz maskesi, ballı bilmem ne yaptığımız makinede. Makinenin tam ismini bilmiyorum. 121 level, 59 ile 70 dakika arasında 32 XP'si var. 266 altın. Ürünlerin level'ları çok yüksek ya. Yani 120 level altında olan, 115 level altında olan bir çocuk için bu güncelleme yok. Ekim bile 100 küsür level'da ekiliyor. Bunu yapmak için 2 tane yulaf, 1 tane nar, 1 tane Hindistan cevizi. Hindistan cevizi kıymete binecek gibi görünüyor. Hemen hemen hepsinde var herhalde. Ona biraz dikkat etmek lazım. Porridge bar, yani lapa barı gibi bir şey. Tam karşılığı ne bilmiyorum. 119 level'da gelecek bu makine. 1 milyon 300 bin altın. Makineyi aldıktan sonra beklemen gereken süre 4 gün, 96 saat. Yok kardeşim, ben bunu bekleyemem. Elmasım da var diyorsan 89 elması basacaksın. Makineyi açacaksın. Bu makinede ne üreteceğiz? 3 tane lapa üreteceğiz. 3 tane çeşitimiz var. Elma lapası diyelim hadi. 119 level yine. Doğal olarak 20 dakikada bu makineyi herkes yeni alacağı için herkesin yıldızı olmayan bir makinesi olacak. Doğal olarak en yüksek zamanda üretilecek 20 dakika. İyi, güzel. 522 altın, o da güzel. 62 XP, bu da güzel. Her şey güzel bunun. 20 dakikada oluyor sonuçta. Ne istiyor? Yulaf 4 tane, 1 tane elma, 1 tane elma reçeli. Yani bu güzel olmayan tek yer burası. Elma reçeli. Zaten elma reçeli dayanmıyor, gidiyor her yere. Sonra tatlı lapa gibi. Ben böyle çeviriyorum, siz kendiniz şeyden çevirebilirsiniz. Google amcadan. 120 level yine. 45 dakikada 460 altın. 55 XP'si var. Bunu neyle yapıyoruz? Yine yulaf 3 tane, 2 tane bal. Bal da çok gidecek. Zaten çok gidiyor. Yani 100 tane bal alıyorum ben Furkan'dan. Makineleri dolduruyorum, bal bitiyor. Yani bu millet bu balı nasıl yetiştiriyor anlamak mümkün değil.
Yani ben nasıl yetiştiriyorum? Güzeller üretti, çoğu durmadan 20, 30, 50 bal veriyorlar, öyle birikiyor. Ya tohumdan da bal istenmez ki. Bal bayağı gidecek gibi görünüyor. Taze lapa 122 level. Aboley, en yüksek level bu galiba. 35 dakika, 435 altın, 52 XP. Vay vay vay. Abi level'lar çok yüksek ya benim. Furkan 124, Tolga 123, Efe 122 level. Yani onlar kurtarıyor. Ama onlara işte level attırmak lazım devamlı. Her güncellemede bu daha da yani bundan sonraki güncellemede 125-130 level arası herhalde olacak. Onun için onların farm pass görevlerini falan, ek hesapların farm pass görevlerini aksatmayın, yapın. Bunun için ne gerekiyor taze lapa için? 3 tane yulaf, 2 tane Hindistan cevizi, yine var Hindistan cevizi, nar ve 2 tane nane. Nane. Ve gazetede değişiklik var. Bu hoşuma gitti. Nasıl bir değişiklik var? Eskisi ve yenisi görüldüğü süre yeni gazetede pazartesinden itibaren kişinin resmi, ismi yok. Ürün daha ön planda büyük. Kaç altın olduğu daha büyük. Yani çok daha faydalı bir gazete bence. Daha göz önünde. Yani burada daha net. Yani ürünü büyütmüşler. Altın biraz daha ortada, tam göz önünde. Gibi gibi. Ali'yi de atmışlar orada. Gitmiş 72 level Ali. Bence faydalı bir eser. Sonra penguenleri daha önce söylemiştim zaten. Seyretmeyen arkadaşlar için tekrar resimlerini koyayım dedim. İki tane penguenimiz var. Mavi ve gri. Mavi penguenin dekoru böyle bir bitki. Gri penguenin dekoru da böyle bir şey. Yani penguenler güzel. Yani update için gelen şimdilik bu kadar. Yer açma diye bir muhabbet döndü biliyorsunuz. Millet gazeteden başladı harita parçaları toplamaya. 2 gündür harita parçası azalmaya başlamıştı. Gazete bugün yine çoğalmaya başladı. Muhtemelen bunları duyanlar, seyredenler, görenler harita parçalarını işe yaramayacak diye satıyorlar. Ama bence satmayın. Yani bundan sonra ek bir şey gelir mi, gelmez. Sadece yer açmak sürprizi gelebilir. Yani şu ana kadar topladıysan pazartesiye kadar dursun elinde. Bir zararı yok. Pazartesi gün baktın gelmedi, yok. Satarsın gider. Genişlemeler aynı şekilde. Kasaba malzemeleri aynı şekilde. Ama kasabaya bir şey geleceğinden ben %100 emindim. Ama bu gelen bilgilerde bir şey yok. Cumartesi pazar bir şey çıkar mı? Zor. Ama belki güncellemeyle beraber bir yeni yer, belki öyle bir sürpriz olabilir. Onu öncesinden vermiyor olabilir. Daha önce de yer genişlediği zaman vermemişlerdi. Son dakika haber vermişlerdi. Öyle bir şey olabilir. Ve önümüzdeki haftanın etkinlik takvimi geldi. Şöyle bir not var. Yine kesin olmamakla beraber bence olacak. İkinci etkinlikler 3 XP olabilir diyor. Çünkü yanında herhangi bir şey yazmıyor. XP, 2 kat altın bilmem ne filan hiçbir şey yazmıyor. Doğal olarak dediği doğru olabilir. Yani pazartesi günü ikinci etkinlik, gemi etkinliği 3 kat XP olabilir. Yani önümüzdeki haftaya depolar hazır mı? Demek ki hazırlayacağız. Yapacak bir şey yok. Çünkü ikinci taraftakiler hep 3 XP olabilecek şeyler. Salı gün Farm Pass 2 kat puan verecek.
İşte yani farm pesini herkes bitirmiştir herhalde. Ama bitirmeyenler ya da ek hesaplarınızda farm pesleriniz varsa salı gün, yani pazartesi günden görevleri hazırlayıp salı gün patır patır bitirebilirsiniz. Salı gün kamyon etkinliği var, yine 3XP olabilir. Çarşamba gün kamyon etkinliği, sonra ziyaretçi etkinliği 3 kat XP olamaz, 3 kat altın olabilir önce. Yani çiftlik ziyaretçisine XP'yi, gerçi öyle bir etkinlik yaptılar ama tabii saçma sapan bir şey olur o. Yani 3 kat altın olabilir. Bu da daha netleşmedi ama bence böyle. Yani etkinlikler böyle kesin ve net. Ama ne verecek? 2 kat altı, XP mi verecek? 3 kat XP mi verecek? 2 kat altın mı? 3 kat altın mı? O belli değil. Perşembe çarkı feleği çevireceğiz. Ne verecek? O da yazmıyor. Perşembe yine tam şey, kasaba ziyaretçileri, bence bu da 3 kat XP ve 3 kat şöhret verecek. Friday'ı anladın sen. Cuma gemi etkinliği ve kamyon etkinliği var. Burada eğer olursa kamyon yine 3 kat. Cumartesi balık bölgesi etkinliği. Yine farm visitor etkinliği var. Yani bunları herhalde pazartesi, yani ya da yarın, yarın ne? Pazar gün geliyor ya etkinlik takvimi. Orada resimli daha net herhalde göreceğiz. Pazar gün çiftlik ziyaretçileri etkinliği var normal. 3 kat XP olabilecek gemi etkinliği var. Gemi etkinliği pazartesi 1. Pazar 2. Kamyon etkinliği salı 1. Cuma 2. Farm visitor 2 tane. Town visitor 1 tane. Yani böylesi daha iyi aslında. Hani 2 gün gemi etkinliği, ya 2 gün kamyon etkinliği, arkasından 2 gün gemi etkinliği falan, ona hani depoyu toparlayacak zaman kalmıyordu. Böyle yine bir derece. Hani gemi etkinliği, arkasından güm kamyon depoda aldı. Allah Allah, nidalarıyla cumaya kadar toplayıp cuma kamyon, pazar gemi, güzel olur. Ve etkinliği sevdim. Tabii bu 3XP olabilir denmiş. Burası resmi bir yer. Yoldan geçen birinin attığı bir resim değil. Bakalım hayırlısı. Yani pazar gün etkinlik takvimi daha da netleşir. Ama etkinlikler kesin ve net böyle. Ama neler vereceği %100 net değil. Ama ikinci etkinlikler 3XP olabilir diyor. Yani işte dediğim gibi kasaba ziyaretçilerine XP olmaz, ona 3 kat altın verebilir. Orada da büyük şov olur yani. Yani çarşamba gün çiftlik ziyaretçileri 3 kat altın verirse, vay 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 vay, fıstıklı fuş toplayıp 3 kat altın güçlendirici filan. Yani uğraşılırsa, hazırlansan, yani 100 milyon altını oynaya oynaya yaparız. Ama bize yani para lazım değil. Bir iki kere etkinlik, ben hayatımda iki kere bu çiftlik ziyaretçi etkinliği yaptık. Bir tanesinde işte videoları var, takip edenler biliyor. Bir tanesinde 25 milyon, bir tanesinde 75 milyon mu yaptık, öyle bir şey. Yani 108-110 milyon arası bir altınımız oldu. Ve orada kaldı. 108 ile 110 milyon arası altın gidip geliyor. Yani hani yeni bir makine gelirse anca lazım olabilir. Gelen makinede 1 milyon 300 bin altın filan filan. Yani 10 milyon 15 milyon altın çok ideal bir altın. Onun üstünü kasmaya hiç gerek yok.
Bu da böyle efendim. Seyrettiğiniz için teşekkür ediyorum. Güzel bir bilgilendirme oldu benim için de. Etkinlik takvimini merak ediyorum ama herhalde güzel bir şey olacak. Çünkü 3 kat XP etkinliğini yediler. Yani geçen ay olması gerekiyordu. O arada bir kaynadı. Onun için geleceğini bekliyordum. İnşallah bir de sürpriz yapıp pazartesi bir yer açılır mı açılmaz mı bilmiyorum. Ama keyifli. Yeni ürünler keyifli, makina keyifli, her şey güzel ama ağıl keyifsiz. Yani en azından ağılda artık 5000'den sonra, en azından 5000'den sonra 100-100 artması lazım. 10.000'den sonra 150-150, 15.000'den sonra 200-200. Yani ver artırsın, depolasın, uğraşsın, doldursun içini. Niye yani çocuğa ağılı niye vermiyorsun? Ver de oynasın, yani ağılın ne faydası var? Yer üretecek, heveslenecek, ürün yapacak, dolduracak, daha çok etkinliğe katılacak, bilmem ne, yani oynayacak. Sana da oynayan adam lazım. Büyütsene şu milletin ağılını. Kota tamam, kotanın bir anlaşılır tarafı var. Kota tamam ama en azından 100, 150, 200 böyle büyütsen, o zaman yani 200 büyüse benim için kota o zaman 400 gibi olacak. Çünkü büyürken 200 büyüyecek. Benden şimdi 369 tane malzeme istiyor. 369'ar istiyor. Ve 50 büyüyor. Yani 370'te 900, 210, 1110 tane toplam malzeme istiyor. 1110 tane malzeme topluyorum ben. Kota 89'ken. Pardon. Ve 50 tane yer büyüyor. Harbiden saçmalık. Neyse. Bu konuda biraz dertliyim. Seyrettiğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrardan hayırlı cumalar. Güzel bir hafta sonu diliyorum size. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Abone olmayı unutmayın lütfen. Bildirimleri açın ki video paylaştığımda size bildirimleri gelsin. Görüşmek üzere. Hey babalığa bakın. Bye bye.